Merhaba arkadaşlar, bugün size Aydın Didim Akbük'te bir malikane sunumu yapacağım. Drone görüntüleri videonun sonunda. Baştan tepe bütün drone'la size özetlemeye çalıştım. Hadi bakalım evimize. Evet arkadaşlar, bu malikane Aydın Didim Akbük'te malikane diyorum, artık siz bilirsiniz. Fiyatı 650 bin sterlin. Aydın Didim Akbük'te denize 500 metre yakınlıkta. 650 bin sterlin. Fiyatla full eşyalı 8 yaşında yabancıdan satılıktır. Arsası 1200 metrekaredir. Drone görüntülerini size videonun başında ya da sonunda arz edeceğiz. Önünde büyük bir havuzu var. Havuz muhtemelen 70 metrekare bir havuzu var. Buna malikane diyebiliyoruz. Büyük bir ev. Çünkü ufak ufak evlerde herkes malikane diyor falan. Ben bazen işte hani şehrin dışında, kıyısında, köşesinde 2 ve 3 katlı evlere Türk Dil Kurumu'nda ne diyorlar? Villa diyorlar. Bazen triplexler falan sitem görüyoruz, azar işitiyoruz. O yüzden ben de bir şey isimlendirince böyle artık takdirinize bırakıyorum. Önümde bir havuz var. Ev yerden ısıtması var, kamera sistemi var. Var da var. Tam böyle zengin işi yapmışlar. Denize 500 metre teraslardan deniz manzarası var. Drone görüntüleri de sevgili arkadaşlar, bakın edin, gelin bakın. 650 bin sterlin. Havuzu biraz yüksek yapmışlar. Bu yanaklarda da mermer koymuşlar. Su sesi de huzur veriyor bana. Ve evin alanları çok. Burada bir parti yeri var, bar var, restoran var dışarıda. Adam nasıl, bilardo masası var içinde. İçinde mutfağı var, barı var, barbeküsü var. Yeşil alanlarda çok. Ve aydınlatmaları görüyorsunuz, bu direkler. Evin dört tarafı kameralarla korunuyor. Bu hortumlar bahçeyi otomatik sulamadır. Bunlar evin de bahçesi arkadaşlar. Böyle diğer taraflarda da var. 6-7 araçlık otopark yeri de var. Evet, genelde zeytin ağaçları ağırlıklı bir ağaçlandırma yapmışlar. Diğer palmiyeler, bir şeyler var. Ve böyle doğal taşlar, vazolar, bir şeyler de yapmışlar. Bu arkadaş Rus'tur. Dolayısıyla kendi memleketleri bizim Erzurum gibi soğuktur. O da memleketimizi sevmiş, gelmiş. Şimdi de bir planı var. Satıyor, matıyor, ediyor, ne yapıyorsa bize de söyledi. Benim amcaoğlu, onların eniştesi Selçuk, buna Rusya'dan evli gidip geliyor. Buna demek ki bir muhabbet oluşturmuşlar. Buna demiş ki benim abim satıyor, matıyor. Onlar da şimdi, biz de Kerem abi de geldi. Biz de bunu İşte hayırlısıyla gelin edip size sunuyoruz. Ve evin bahçesi de burası, evin tarlası burası. Evimiz bu. Değerli arkadaşlar, 1200 metre arsası var. Evet, 1200 metre arsası var. Bunlar da nedir ya, buraya bir saklambaç oynasak. Arkadaşlar, yerden ısıtma var, bahçe peyzajı var. Bunlar da yeri daraltmış. Bunlar, ben bunları diyorum. Can. Alın arkadaşlar, bunlar da arkada bayağı. Bir yol var. Orada kedi köpek rahat gezer de ben girsem çıkamam. Ve taşlar yine böyle doğal taşlarla böyle süsler yapmışlar. Bizim köyde çok taş vardı. Hiç başka bir şey yoktu. Köy kavgaları oluyor ya, biz böyle taşlarla birbirimizi haşat ediyorduk köydeyken. Evet, ve can gösterdik mi? Eksik bir şey var mı? Boş boş konuşmayalım, millet bizden kızmasın. Bakın arkadaşlar, orada bir düş yeri var. Düş yeri, gel. Malikane. Düş yeri de böyle. Burada düş yeri. Tamam, düş yeri de burada doğal taşlarla yapmışlar. Yerler mermer. Burada da su gideri var. Bakın, su giderleri burada da var, havuz başı gibi. Bunlar da bisküvi taşlarla duvarları süslemişler. Camlar karartırmış. Camlar. Buralarda projektörler var. Efendime söyleyeyim, sensör var. Burada havuz başındaysanız buradan pencereyi açıp servis yapılabilir. Ve döndük, geldik barımıza, bilardo masamıza, bilardoya geldik. Can bilardo, ho adamım, can babamın. Abi ben bu bilardoyu hiç bilmiyorum, hep kahvede para ver ziyam cana, beni kahve borçlu yaptı. Sevgili arkadaşlar, bu da bilardomuz. Bakın kaç top girecek bilardo. Bana özeni bazı YouTube'çular ama yapamıyorlar. Nere mamu? Ulan bir tane girmedi arkadaşlar. Neyse, bilardo. Buna vur. Hop. Ulan bir tane girmez mi ya? Ya girsene. Neyse, girmiyor. Ben buna kimse şirinlik yapayım diye yapmıyorum. Öyle birileri beni izlesin diye yapmıyorum. Benim genimde var bu espri. Öyle, evet. Bu da bilardo masası.
Soba da var. Soba kültürü başka bir şey arkadaşlar. Erzurum'a selam olsun. Soba kültürü bambaşka bir şey. Ulan ne burada bu Ruslar ne kadar şey kabiliyetli adamlarla. Evet. Nükleer silah yapıyor. Amerika korkuyor onlardan. Yoksa Amerika şimdi bir fesatlık yapar. Rusya yerle bir ederdi. Ama nükleer yapıyor korkuyor. Yemiyor. O yüzden Ruslar da iyi ki tek güç değil yani. Onlar birbirini dövsünler. Ve arkadaşlar geldik. Bu da mutfağımız, barımız. Evet. Ne diyorlar bunlar? Ne içiyor bu Rusların ünlü içkisi? Ya bir şeydi ya. Rusların vodka. Vodka Red Bull. Vodka Red Bull servisi yapar buradan. Derler arkadaşlar vodka. Onların şeyi bu. Jack Daniels, Angora. Lan ne kadar çok iyi bunların bir şeyleri var. Evet. Absolute possibility. Neyse. Burası da barbekü böyle İngiliz kültürünü yansıtan amblemler koymuşlar. Burada Dublin Bus, barbekü, ocak, fırın. Burayı da gösterdik değil mi Can? Hadi bardan çıkalım. Bardan çıkalım. Her gün bir bardasın, hovardasın diyor ya sevgili Ahmet Kaya. Ve barımızı da gösterdik. Sen diyor nesin? Ahmet Kaya'nın güzel şarkısı. Hovardasın, ya şundasın ya bundasın. Ne oldun belli değil diyor ya birine. Bir sağcısın, bir solcusun. Kim bilir nesin diye Ahmet Kaya. Adam bir dürüşü olmalı. Evet arkadaşlar bu da havuzumuz, tarlayı da gösterdik. Evet. Ve bunun adı neydi Furkan? Hamak. Bu sallanma, bu hamak da burada sallanma yeri. Bunun adı ne Selçuk? Marisa. Bu Selçuk de işte akraba olmuş bizimkilerle, o yüzden onu aldık. Sevgili arkadaşlar şimdi buradan 7 basamakla çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıktık, geldik buraya. Evin zengin bir girişi var. Terasları, kolonları görüyorsunuz. O kolonların yanlarında büyük teraslar var. Ve Can gel babim gel. Burada ne var? Bakın burada bir botanik bahçe var. Bir botanik bahçe var. Babil bahçesi. Babil. Evet tarihte var. Babil'in botanik bahçeleri öyle bir şey diyordu. Bir botanik bahçe var. Arkada da otopark vesaire var. Yine otomatik sulama sistemleri vesaire var. Ve burada bir botanik bahçe daha var. Bin bir çeşit ağaç, bitki var. Drone görüntülerde izleyebilirsin. Saksılar var. Ve gel babam. Bunlar da yakamadık. Bunlar da yakamadık malikanemize. Ve gel arka bahçeleri gösterelim. Arka bahçeler. Can buraya çaktırmadan böyle sadece burayı bir göster, sol, sana göre sağ tarafı, sol tarafı. Burada bir teras var. Yüzünü çevir. Adamları çok deşifre etmeyelim. Ve geldik. Çocuklar için kaydıraklar yapmışlar. Evet. Hamalımız burada. Hamak. Ya ben ne bileyim yani. Benim böyle bir şeyim olmadı ki. Hamak, hamal. Hamaka hamal diyorum. Evet. Ve geldik. Bu kapıdan bakın arkadaşlar bir daha. Burada bahçeler, mahçeler var. Havuzu gördünüz. 1200 metrekare arsası var. Ev kocaman. Büyük bir ev. Bu da kedinin yuvası. Kedinin yuvası. Meyve ağaçlarını gördünüz. Ve burası ne? Diğer tarafta da bahçe biraz var. Burası da 5-6 araçlık park yeri. Günün birinde ne yaparsınız işte evde parti marti, yoksulların partiyle işi yok ama biz çocukken biz çerçi gelir tabak alırdık. O sözde sanatçılar da tabak kırıp peçete dağıtıyorlar. Biz şeker bulamıyorduk, onlar da kırıyordu. İşte dünyada böyle bir şey. Adam inşaatta çalışıyor diye de akşam ne zaman parti zamanı gelir. Öyle ama günün birinde herkes eşit olacak. Kimse aynı kefeni giyer herkes. Dolayısıyla ben bunu edebiyat yapmıyorum. Bazen böyle kaldırımda gezen tipler değişik değişik yorumlayabilirler. Onlar da zaten dünyamız ayrıdır. Ve döndük. Bu da klima ama yerden ısıtmadır. Bu da klima ünitesi. Bu da bir şey yapmışlar. Su sayıcı yeri. Burada da bir depo daha var. Araç lastiği mastiği koymuş. Ve biz bu tarafı da gösterelim. Sonra evin girişine gireceğiz. Sevgili Can, malikanemizi böyle kalem kalem özetlemeye çalışıyoruz. Geldik. Bu da zaten havuz tarafına çıkıyor. Orada da o arkadaşlar oturuyor. Rahatsız etmeyelim. Ve döndük. Parjurları var. Hepsi var. 8 yaşında 1200 metrekare. Evet. Projektörler var. İşte alan var. Wi-Fi var. Çanak, çömlek. Ey komşular gelin şerri duymaya. Köy kadısı. Kambur felek. Nice oldu. Hayat değişti. Kambur felek. Tekrar döndük kambur feleğe.
Değişti arkadaşlar. Yeni gelirseniz emin olun Didim'de eser, Bodrum kuş arasında kalmadı. Her şey değişti. O yüzden köy kadısına mı şikayet edersiniz, kime ederseniz edin. Ama hiçbir şey eskisi gibi değil. Ve geliyoruz eve. Çocuğu ağlıyor beyefendinin. Biz o çocuklar çok tatlı ama çocuk sesinde ben nasıl başım çabuk ki radyasyon saçmış ya. Arkadaşlar biz de adamın çocuğu ağlıyor da bir çıksa. Burada kapıya gireceğiz. Kapat bakayım. Evet arkadaşlar şimdi evimize giriyoruz. Malikanemize giriyoruz. Gel Can. Direkt salona girelim. Sonra bu kıyıda köşede ufak yerleri göstereceğiz. Salona böyle iki basamakla, üç basamakla iniyoruz. Salonumuz bu arkadaşlar. Şöminemiz var. TV ünitemiz zengin olmuş. Burada çocuk hala ağlıyor. Ya bu adam çocuğa böyle kızıyor gibi yapıyor. Neyse. Değerli arkadaşlar şefkat güzel bir şeydir. Evet bizimkine öyle yapmıyor. Ruslar demek biraz daha böyle. Burası salonumuz. Can. Oturma grubunu göster. Biraz yakına gel. Yakına gel. Baronun. Heh. Bu televizyon ünitesi. Bu ne varsa hepsiyle beraber adam vereceğini söyledi. 650 bin sterlin İngiliz parası. Bu televizyonu biraz daha büyük bir şey koyabilirlerdi. Bu taşlar iyi olmuş. Ve burada da şöminemiz var. Bu şömine bu süs şöminesi mi bu? Neyse arkasına bakacağız. Akvaryum. Bu gerçek şömine gibi durmuyor. Furkan bu gerçek şömine mi bu? Dur bacasına bakalım. Bir şey var orada da kamera da var burada. Salon içinde de var. Ve sevgili arkadaşlar salonumuz bu. Oturma grubu da derin erik bir şey yapmışlar. Bu basamaklar da bu aydınlatmalar, bu spotlar güzel olmuş. Bir göster bana köşe bentler, bu ışıklar. Mavi mavi ışıklar da güzel olmuş. Dikkat et düşme. Gel şimdi salonu özetledik. Salonu özetledik. Çelik kapı orada ya. İşte yerden ısıtma. Orada bir enerji odası var. Burada bir takım bir şeyler koyuyorlar. Burada bir oda var. Biz mutfağımızı özetleyelim. Mutfağımızda burada 650 bin sterlin mutfak. Oldukça zengin, büyük bir mutfak. Malzemeleri reklam olmasın diye. Ben çünkü sevmiyorum böyle başkasına reklamı yapmayı. Ama kaliteli ürünler. Evet. Burada da ada mutfak var. Bunlar nerede yanıyor ki? Bunlar yansaydı iyi olurdu. Ada mutfağımız da bu. Sevgili Can. Biz yakıyor muyuz, söndürüyor muyuz? Neyse boşver. Can gel Can. Can oynama. Sorry this is let where is, bunun leti nerede? Tamam yaktık. Bunlar biz de İngilizce mi konuşacağız? Kürtçe mi? Evet. Gel arkadaşlar burası da işte mutfağımız. Mutfak büyük. Can gel babam. Buradan böyle öp tarağı böyle. Koridorda benim arkamda gel. Gel. Gel 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 gel. Sol yap. Sağ yap. Geldik. Burada da bir yemek yeri var. Yemek masası, yemek alanı, lunch alanı var. Evet lunch. Burada bir dolap var. Üstünde de aksesuarlar var. Dön babam bir daha dön. Evet. Pencerelerde gayet güzel alarm var. Her yerde kamera var. Ve burayı da gösterdik. Şimdi çıkınca buradan gel. Çıkınca buradan gel. Beni takip et gel. Kadrajın iyi olur. Evet. Kadrajın iyi olur. Kadraj. Kadrajı da gösterdik. Mutfaktan 3 basamak aşağıdadır salonumuz. Salonumuzu tekrar özetledik değil mi Can? 650 bin sterlin arada söylüyorum. Ve sevgili arkadaşlar yerden ısıtmalı havuzu büyük 1200 metre arsası var. Çelik kapımızı kapattık. Gel şimdi Can. Burada bir tane oda var. Bu ayak bu ne bu misafir karşılama yeri mi? Bu nedir? Minik bir şey var arkadaşlar. Burada özetledik ayakkabılık vesaire. Ve biz şimdi ayakkabıyla dedik girelim İngilizlerin evine giriyoruz. Bunlar yok bunlar Ruslar temiz hijyenik. Gel arkadaşlar burası da enerji odası. Enerji odası. Bunu da gösterdik. Bu çok sizi şey yapmaz. Burada da hani zaruri ihtiyaç temiz bir lavabo var. Dışarıda düşeyleri bir sürü şey var zaten. Burası da böyle gösterdik. Bir ara bir Ruslar getirdim ben fuardan. Dolayısıyla onlar dondurma yiyordular. O abi dondurma yemiyor, güvenmiyor bize. Yani biz domates de satıyoruz ya Ruslar. Çok hijyenik duruyorlar. Ve burada penceremiz, bakın buraya da ağaçlar, maaşlar bir şeyler koymuşlar. Böyle oyuncaklar. Merdiven gayet rahat.
rahat rahat bir merdiven 650.000 sterlin dedik değil mi? Sevgili Can, şimdi geç, şuraya geç kadrajın merdiveni de alır, sonra odalara gireceğiz. Sen göster orayı. O çocuk hala ağrıyor Can. Zemin üstü birinci kata çıktık. Merdivenimiz sağlıklı gördünüz. Geniş bir merdiven. Ve gel babam, gel. Yerler mermer, koridor mermer. İçerler ahşap. Geldik, ebeveyn, odalar hepsi ebeveyn banyolu. Alın size oda. Banyoyu da göstereceğiz. Can, aha benim olduğum yere geç. Adamın halteri de var. Oho. Evet. Bu da birinci oda. Aşağıda bir oda vardı. Onu odadan saysak gardıroplar baya büyük. Ve banyomuz da bu. Gel babacığım, onun banyo da büyükmüş. Gel banyo. Duşakabin orada. Hilton. Dolaplar falan. Geç banyonun içine. Aha. Bu da banyomuz. Pencere dikey aşağıya kadar iniyor. 650 bin sterlin. Hakley'di, Haringey'di. Münih'te, Köln'de, nerede ev alıyorsanız hesap sizin, orada alırım, Belçika'da alırım. Bunu artık siz bilirsiniz. Burada bir ev vardı geçen yıl. Daha ufakta, hemen satıldı. Onu da söyleyebilirim. Evin önündeki terası da göster. Böyle balkona çık balkondan. Balkonu göster. Havuza manzarasını göster. Sonra yüzünü bana çevir. Kitap da okuyormuş bizimkiler. Evet. Ha, şimdi yüzünü çevir babam. Sevgili arkadaşlar, adamları biz çok rahatsız etmeyelim yani. O yüzden ben de böyle iffet olmasa hiçbir şey olmaz. Ve balkonu gösterdik. Gel sevgili Can. Sen çık, ben kapıları kapatayım. Adam perde merdesi kopmasın. Bu niye kapanmıyor? Can, bu kapanmıyor. Valla ben bilmiyorum, kapanmıyor. Onlar kapatır. Kapanmıyor. Ato diyor, bırak beni. Ve geldik ikinci oda. İkinci oda yine büyük balkonu var. Yine ebeveyn banyolu. İkinci odamızda bu gardırop, yine büyük bir gardırop yapmışlar. Bu tekstilciler bayram edecek. Can, bu kapılar nasıl yapmışlar? Aha, burada bir şey var. Orada da varmış demek. Ben açamadım. Balkonu göster. Balkonu göster, yüzünü odaya çevir. Sonra kapı çarpılmasın. Dur, bunu da burada koyayım. Bu da ikinci odanın balkonu. İkinci odanın balkonu. O Furkan gelseydi arkadan kapıları kapatsaydı. Evet arkadaşlar, bu da buranın balkonu. Ve gel. Ben Furkan'a mesaj attım, gelsin kapıları kapatsın. Bu da ikinci oda. Furkan, ha sana canım benim lan sen. Kapıları kapat adamın kapılarını. Ayıp olmasa, adam zaten çocukla uğraşıyor. Çocuk bağırıyor, çağırıyor. Bu da ikinci oda, ikinci banyosu. Banyolar büyük. Yerler böyle simli mimli. Eskiler bizim anneler simli böyle kofi mufi takarlardı. O bana andırdı. Bu da banyosu. İkinci oda, ikinci ebeveyn banyo. Kapılar panel kapı. Aha, ikinci odayı gösterdik. Gel üçüncü odayı gösterelim. Yerden ısıtmalı. 1200 metre arsası var. Denize 500 metre. Ve geldik gelin odasına. Bu bir gelin odası gibi olmuş. Buna balkonlar ne büyükmüş Furkan. Can. Vodka içe içe. Hoho. Bu da burası Can, burası bilmiyorum ne biçim ev ya. Can, bu kapı niye böyle açılıyor? Neyse, bu kapı iyi açılmıyor. Bu kapı panjura değiyor. Panjuru çok açmamışlar. Evet arkadaşlar, panjuru da nereden açılıyor biz bilmiyoruz da. Biz de evet, bu da üçüncü oda. Üçüncü oda ve üçüncü odanın balkonu da göster. Balkon yine büyük. Arkadaşlar biz şimdi bu balkonu da göster. Balkon da büyük. Baya büyük bir balkonu var arkadaşlar bunun da. Hey, canını yiyeyim senin Can yav. Senin ismini boşuna Can koymamışız. Ve geldik üçüncü oda, üçüncü banyo. Daha büyük odaları göreceksiniz daha. Daha güzel odaları göreceksiniz. Bu da üçüncü ebeveyn banyomuz. Bu da üçüncü ebeveyn banyomuz. Tavanları da yaksaydık keşke. Burayı da gösterdik. Bu da üçüncü ebeveyn banyomuz. Tamam, parazit yapma. Burayı da gösterdik. Hadi çıkalım. Biz böyle gideceğiz. Tamam. Ve geldik. Burada bir tane bir şey daha var. Bu da oda. Ama bu çocuğun oyuncak odası. Böyle yapboz. Bu da çocuk için düşünülmüş. Bu oda 4. Aşağıda da bir tane vardı. Onu da oda sayarsak 5. Ve böyle bu siyahilerin şeyleri de yapmışlar. Bu bana benziyor.
Bu biraz bana benziyor. Değil mi Furkan? Ve gel yukarı çıkıyoruz bu avize. Dünya bir yana, sen bir yana. Ey sevdiğim, sevdiceğim. Bu avize bir yana. Varsam gitsem gel şimdi buradan bu avizeyi de vur. Adam evi sevmese avuzeyi sever, avize. Buradan havuzu da görüyoruz. Perde önünde. Arkadaşlar 1200 metre ve burayı da özetledik. Bakalım bu nasıl görüntülenecek diyecek. Diyeceğiz ki Didim'in en büyük evi. Ve geldik buke odası, büyük gelin odası. İşte sevgili arkadaşlar, burası Anadolu'nun her tarafına sev. Valla bizim insanlarımız çalışıyor, çırpınıyor. İnşallah iyi bir adam alır. İnşallah böyle kısa yoldan para kazanan birindeyse zorla, emekle çalışmış biri alır. Emekle de yani bu paralar alınır bence. Yani ben bazen bakıyorum, adamlar fabrikada çalışıyor, malışıyor, yaş yetmiş, iş bitmiş, ev varsa ne olacak? Hayatın bir de o yönü var. Ama bizde derler, hatta mereni çarlık yereni, ölene kadar çalışma umudu. Kürtçe'de çok mükemmel bir şey. Hatta mereni çarlık yereni. Evet. Çünkü adamın gözü o yüzden açık gidiyor. Daha mezarlarda yazıyor, daha yapılacak çok işim vardı ama hayat bana müsaade etmedi diyor. Biz kompozisyonlar yazardık işte. Falan politikacı ya falan önder falan işte Atatürk gibi biri ölmeseydi daha ne yapardı? Öyle yapardık ama ölmeseydi olmuyor. Herkesin bir zamanı var. Bu da iki kişilik jacuzzi. İki kişilik jacuzzi. Yine iki batarya var burada evde. Ondan sonra pencereler, dik taşlar güzel. Bir modum düştü bir arada bir ölüm söz konusu olunca. Çünkü ne yarıyor yani bu taşlar maçlar? Nasılsa herkes aynı kefene gidecek ama eğer yapabilirsek en kralı bizim olsa nasıl olsa vur çalsın, çal oynasın. Güzel olacak. Ama burada bir teras var. Teras da göster babam, diğer teras daha iyi. Teras. Ya bütün odaların balkonları bu kadar. Yani belki odaların balkonu daha büyük. Bunu gösterdik şimdi. Kapıyı kapatıyorum. Diğer terasa geçelim. Evet. Ramazan resimleri çekti mi? Çekti. Ve geldik. Geldik arkadaşlar. Bu teras da kirliymiş. Denizde işte dediğim gibi terastan görüyor. Aha bu da terasımız. Depolar var. Depolar var. Aha bu da bir depo burada. Tamam. Bir tane de bir depoda orada, klima üniteleri burada. Ondan sonra evi size bir geç oraya denizi de göster. Su mu var? Yok, su yok da bu seramikler gölgede kalmış ya. O yüzden ayağım orada üşüdü arkadaşlar. Size sunduk. Umarım her şeyin en güzeli sizin olur. Bir hatam olduysa Allah aşkına hakkınızı helal edin. Yani helal edin diyorum. Eden etsin, etmeyen de eder herhalde. Durun bu. Hoşça kalın. İyi günler. Saygılar. Roj başlar. Evet arkadaşlar, tepeden tırnağa drone görüntülerinde size özetlemeye çalışıyorum. Denize pek yakın. İçini de gösterdik. Artık takdir sizindir. Ölümlü dünya dediğim gibi ev güzeldir. 650 bin sterlin İngiliz parası da az para değildir. Ama bizim işimiz gereği size sunuyoruz. Kuşadası Soğucak'ta da bir ev vardı. Denize çok çok uzak. 15 milyon orada da malikane. Onu çekecektik ve çekeceğim. İşte Bodrum'da sunduğum Yalıkavak'ta evler bu paradan daha çok, arsaları daha ufak, denize bu yakınlıkta da değil. Bu beyefendi dedi ki İspanya'da bir ev alacaktık bundan. Dedi ki 15 milyon sterline, 15 milyon diyorum, doğru diyorum, sterline alacaktık, çok pahalı dedi. Bunu da ben samimi söyleyeyim, İspanya'da 15 milyon sterline dedi, bu evden alacaktık, alamadık dedi. Dolayısıyla arkadaşlar biz de işimiz gereği size sunduk. Furkan drone'la çevresini gösterdi, denize yakın. Kaliteli bir ev, yapan inşaat firması da temiz. O yüzden bu bey de işte satıyor, biz de haber ettiler, geldik çektik. Bir tane İngiliz'in var işte Yeşiltepe'de bungalov, bir tane daha var. Kuşadası'nda var. Artık emir komutası da 1 milyon 350'ye de Akbük'te bir tane ev var. Efendime söyleyeyim, eski bir tane ev var. 830 bin TL Akbük'te bir yerde var. Var da var yani herkesin cebine göre. Üstümdeki gömlek ben almıştım, bir rakamı var. Pazarda alıyorum, başka bir rakamı var. Saygılarımla iyi günler.